Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Dikencik Mahallesi köy bucağı mevkinde ikamet eden Aliye Temirloğa zor günler geçiriyor. Son eşim 14 sene ceza aldı ve son bir yıldır ceyransızım. 3 tane çocuğum var, okula gidiyorlar, mumundan yemek yapıyorum, çamaşırları evde yıkıyorum. Yani çok zorluklar, çok sefillikler çekiyoruz. Evde doğru düzgün eşyalarım yok. Haberaks TV mikrofonlarına konuşan Temirloğa, 3 çocuğu olduğunu, eşinin ise cezaevinde olduğunu söyledi. Yetkililerden yardım talebinde bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını dile getiren Temirloğa sözlerine şöyle devam etti. Evimi su bastı, evimin çatısı akıyor, yani mağdur durumdayım, karanlıkta duruyorum. Bir şekilde başbakanımızın bize yardımcı olmasını istiyorum, elimizden tutmasını istiyorum. Aldığım maaşından da zaten zor geçiniyorum, çocuklarıma zaten zor bakıyorum, yani zor durumdayım. Doğru düzgün giysisini, yiyeceğini yani boğazına yetiremiyorum. Bir şekilde bana başbakanın yardım etmesini istiyorum, en azından elektriğim açılsın istiyorum. Eşinin 14 yıldır cezaevinde olduğunu ve elektriklerinin dahi olmadığını ifade eden 3 çocuk annesi Temirloğa kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Yani şu anda tek istediğim şey şu anda zaten ceyranın açılması. Başka bir şey değil. Yani sefili için emniyorum. Size değil zaten ben bunu. Yani başbakanımızın bize bir konuda yardımcı olmasını istiyorum. Ne olursunuz. Her kişinin yani üstüne çıkan ikinci elbiselerle biz giyiyoruz. Çocuklarıma zor bakıyorum. Boğazıma yediremiyorum. Hani sefillik içinde emeğin çok sıkıntında karanlıkta durmak zaten. Çocuklarım korkuyor karanlıkta. Okula doğru düzgün gidemiyorlar. Derslerini yapamıyorlar. Durumum zor durumdayım yani. Bir şekilde birilerinin elinden tutmasını istiyorum. Ne olursunuz.